Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Baykonik okuyacağız. Eskiden annemle birlikte yardım istemiştim ama bu sefer annemsiz. Bir de sayfalarını ben size göstereceğim. Hadi başlayalım. Şimdi Baykonik. Evet. Baykonik bir çaydanlıkla yaşardı. Çaydanlığı iki yatak odası, bir banyosu, bir mutfağı ve bir de salonu vardı. Tam da Baykonik'e göreydi. Arkadaşlar ama yani Baykonik bir tane kişi olarak yaşıyor değil mi? O zaman şey olması lazımdı onun. Bir tane yatak odası olması lazımdı. İki tane neden var? Çok komik. Bir gün Baykonik öğle yemeğini yemekteydi. Yiyip içtikleri her zamanki gibi biraz farklıydı. Arkadaşlar bu arada bunun diğer ilk sayfası, bakın böyle bir sayfaydı. Göstereyim. Bakın böyle. Nerede kalmıştık? Sondan başlayayım. Bir gün Baykonik öğle yemeğini yemekteydi. Yiyip içtikleri her zamanki gibi biraz farklıydı. Sucuklu tost yerine abuk subuklu tost yiyordu. Muzlu süt yerine de muzip süt içiyordu. Baykonik öğle yemeğini bitirince leziz diye mırıldandı kendi kendine. Arkadaşlar sayfası böyle. Hep unutuyorum. Arkadaşlar eğer daha fazla video çekmemi istiyorsanız eğer yorumlara da yazabilirsiniz. Kemal ben şunları oku diyorsan eğer arkadaşlar diyorsanız bir de bu Küçük Bay ve Bayanlar serisine isterseniz Arna Park'taki şeyden de bakabilirsiniz. Neydi? Diyanlardan da bakabilirsiniz. Yani işte diyanlarlara bakabilirsiniz. Öyle merkezlerdeki, tamam mı? Oradan bulabilirsiniz. Yemekten sonra arabasıyla dolaşmaya karar verdi. Baykonik'in arabası ayakkabı şekliydi. Hiç böyle ayakkabı benzeyen bir araba görmüş müydün? Görsen öyle komikti ki. Eğer görürsen, gerçekten görürseniz eğer komik oluyormuş. Arkadaşlar bakın bunun sayfası da böyle. Arabasıyla giderken onu görenler kahkahalara boğuluyordu. Yol kenarında duran bir solucan yanından geçti. Baykonik'in o komik arabasının sürüşünü solucanın o güne dek gördüğü en komik şeydi. O kadar komiğine gitmişti ki gülmekten katılmıştı. Sayfası da böyle. Tarlada dolaşan bir domuz yanına geçti. Baykonik'in o komik arabası sürüşü domuzun o güne dek gördü en komik şeydi. O kadar
komiğine gitmişti ki kahkahalardan kırılmıştı. Kırılmış yani. Sayfası da böyle. Yol kenarında çiçekler bile o güne dek My Comic'ten daha komik bir şey görmemişlerdi. Hepsi de katıla gülmüştü. Arkadaşlar peki çiçekler yaşar mı? Sayfası böyle. Dur, sayfa atlamış mıyız? Bir tane sayfa atladık gibi oldu. Yok, atlamamışız. Derken Bay Komik bir yol ayrımına geldi. Ne tarafa gideceğini bilmediği için tabelalara baktı. Tabelalardan birinde hayvanat bahçesi yazıyordu. Bu eğlenceli olabilir diye düşündü Bay Komik ve ayakkabısı hayvanat bahçesine doğru sürdü. Ha. Dur, video çekiyorum. Arkadaşlar annemler yemek geldi de. Ondan annemler beni çağırdı. Neyse ben şu videomu bitireceğim öyle geçeceğim. Merak etmeyin. Ben her zaman sizin için buradayım. Bay Komik hayvanat bahçesinde ulaştı. Ama tüm kapılar kapalıydı. Bekçi. Ne yazık ki hayvanat bahçesine kapatmak zorunda kaldık dedi. Çünkü tüm hayvanlar üşütüp hastalandı. Bu yüzden de çok üzgünler. Ah yazık dedi Bay Komik. Sonra aklına bir fikir geldi. Belki ben onlara neşelendirebilirim. Olur dedi bekçi. Denemeye değer ve kapıyı açtı. Arkadaşlar bakın şöyle bir şey var. Neydi? Şimdi ben hem video ayırma işini de bilmiyorum. Bazı videolarda öyle. Mesela diyeyim ki böyle kapatıyorlar, siyah yapıyorlar kamerayı. Sonra şey yapıyorlar. Neydi? Tekrardan buraya geliyorlar. Ama ben nasıl yaptıklarını bilmiyorum. O yüzden öyle bir şey yapamadığım için ben videodan hiç ayrılmıyorum. Söyleyeyim. Dur. Bay Komik arkadaşlar durun ben size sayfaları mı göstermedim? Burası. Bakın. İlk sayfamız böyleydi. Diğer sayfamız da böyleydi. Şimdi filli bir sayfaya geldik. İlk önce fille başlayalım. Bay Komik ayakkabıdan arabasını sürerek hayvanat bahçesine girdi. Gördüğü ilk şey bir fil oldu. Bekçi haklıydı. Fil çok üzgün görünüyordu. Hem de çok ama çok üzgün Bay Komik durdu ve üzgün file baktı. Üzgün fil de Bay Komik'e baktı. Ah yazık. Sayfası da böyle iki çevirememişim arkadaşlar. Bakın burada. Burada Bay Komik zaten burada görünüyor böyle. Üzgün bir fil. Şimdi başka bir tane şeye geçeceğiz. Başka bir tane hayvana. Hayvana geçmiyormuşuz. O şey gözürüyormuş. Sonra Bay Komik ne yaptı dersin? Yüzüne çok komik bir şekil verdi. Tahmin edebileceğin gibi Bay Komik yüzünü
şekil yüzünü şekilden şekle sokmaktan çok iyiydi. Fil fıkırdadı. Hiç bu kadar komik bir şey görmemişti. Bu komik başka bir komik yüz ifadesi daha yaptı ve fil kahkahayı patlattı. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey var. Siz eğer hem bunu çocuklar da izleyebilir. Çünkü ben bunu bu videoları hem herkese göre yapıyorum arkadaşlar. O yüzden eğer mesela bana illaki yorum yazmanız gerek yok. Siz beni seviyorsanız eğer mesela. Siz yorum yazmasanız da olur. Ben anlarım siz beni sevdiğinizi, tamam mı? Eğer çok istiyorsanız yorum yazmayı arkadaşlar, siz de yazabilirsiniz ama fark etmez. Sayfası da böyle. Arkadaşlar ya biraz fazla sayfa kaldı. Bu kaç sayfa? Neyse bitireceğiz. Fil güldü de güldü. O kadar çok güldü ki kahkahalardan, hortumdan fışkırıyordu. Ne fışkırıyordu peki? Fışkırıyordu neden demiyor. Kendini çok daha iyi hissetmeye başladı. Böylece Bay Komik aslanın yuvasına yöneldi. Aslan kendini çok üzgün hissediyordu. Bay Komik durdu ve üzgün aslana baktı. Üzgün aslan da ona durup Bay Komik baktı. Ah yazık demiş. Aldı sayfası. Ben bu sayfayı gösterdim mi? Neyse ne olur ne olmaz göstereceğim. O sayfa öyleydi ilk sayfası. Bu sayfa da böyleydi. Üzgün hissedin. Örmeleri, küreleri. Ben böyle şımarabilirim. Beni öyle sevmeseniz de hiç sıkıntı olmaz. Bana en az çok seviyorum. Sonra Bay Komik yüzünü yutanına gelmiş. Geçmiş en komik şekilde soktu. Bir aslanın nasıl kükrediğini daha önce ya duymuştur. İşte bu aslan da kükrer ama kahkahala atarak o kadar çok güldü ki yeres gibi Allah bir de gülmekten yerlere serildi. Nasıl da şarkı yaptım ama şarkıyı da yaptım. Sizden dinledim. Seviyorum ya ben. Bu videoda hep seviyorum dedim arkadaşlar ya. Daha yemeyeceğim. Daha demeyeceğim. Sadece hikayeyi anlatacağım. Başka şeylere zıp oluyor tamam. Böyle. Bay Komik hayvanat bahçesinde tüm hayvanlara ziyaret etti. Ah yazık hepsi de ne kadar üzgün görünüyordu. Bay Komik her bir için komik mi komik yüz ifadesi yaptı. Büyük bozayı önce kıkırdadı. Sonra gülmeye başladı. Sayfası böyle. Arkadaşlar az sayfa kaldı şimdiden. Zürafanın boynu Bay Komik'in komiklerine gülerken boğum boğuma
oldu. Su aygırı. Oh. Ya baba ya, video çekiyorum burada, yarım mı kalsın? Koca karını ağrıyınca dek küldü timsah. Gözlerine yaş gelince kadar kahkaha attı. Kahkaha aldı. Attı. Yılların görmedim gülmekten yerlere yatmıştı. Ne şamatıydı ama. Dur. Sayfa böyle arkadaşlar. Şuraya çok tatlamışız. Aa, iki sayfa daha kalmış. İki sayfa sadece basılmış. Kendisi de dinlemeye başlayıp pardon arkadaşlar ya, sessiz söylüyorum. Kendisi de gülmeye başladı. Bekçi ah vay komik diye kıkırdı. Buraya gelip hepimizi neşelendirdiğiniz için size ne kadar teşekkür etsek az, alçak gönüllü davranan Bay Komik hiç önemli değil diye karşılık verdi ve ayakkabından arabasını sürerek oradan uzaklaştı. Arkadaşlar ben diğer sayfa almış yaptım mı? Aynen ya. Eğer öyle bir şey olmazsa ben hemen silerim arkadaşlar. Ben zaten önceden kontrol ediyorum. Doğru mu yapmışım, doğru mu yapmamışım. Ona göre siliyorum. Sonra tekrardan başlatıyorum. Öyle bir şey var. O yüzden siz yani siz keyfinize bakın. Videonun tadını çıkarın, tamam. Bay Komik evine döndüğünde kendi kendine kıkırdadı. İşte komik bir günün daha sonuna geldik dedi. Ayakkabısını park etti. Çaydanlık eline girdi. Öyle de susamıştı ki hemen bir bardak dolusu kikirdeme suyu içti. Kikir derken yani su içmiş arkadaşlar. Neyse. Ha, bu arada sayfalarda şöyle. Onu söyleyeyim. Onu göstereyim. Birinci yani bu sayfa böyle. Bu sayfa da böyle. Evet arkadaşlar, yine Küçük Bay ve Bayanlar serisinden bir tane kitap bitirdik. Aa, ters görünüyor arkadaşlar böyle. İşte Bay Komik'i bitirdik kitap olarak. Küçük Bay ve Bayanlar'dan. Ve bay bay.